Ailem sayesinde kollarımın yokluğunu değil, ayaklarımın varlığını hissettim. 6 aylıktım. 6 aylıkken annem çiçeklere ayaklarımı değdirdi. Dokunma ve kavrama hissini kazandım. 3,5 yaşındayken evde kendim ayaklarımla çiçek çizmiştim. Çiçek çizince annemin beyanıyla evde başka biri olsaydı onun çizdiğine inanmazdım. O andan hissetmişlerdi resim yeteneğimin olduğunu. Kimden bahsediyorum? Avrupa'da ilk kadın şampiyonumuzdan Sümeyye Boyacı'dan bahsediyorum. 5 Şubat 2003 doğumlu Sümeyye Boyacı. Ve 3,5 yaşlarında annesine karşı öyle bir özgüven. Aslında hayata karşı öyle bir özgüveni var ki kollarının olmadığını aklıyla, mantığıyla belki o zamanlar ilk kez hissetti. Ve şarkı söylemeye başladı. Kollar nerede? Kollar nerede? Kollar kollar diye. Annesi de ona hikayelerden, uzvu eksik hayvanların hikayelerinden cevaplar veriyordu. Ama ilk başta Sümeyye kabul etmiyordu. Hayır diyordu. Benim ileride kollarım çıkacak. Annesi anlatırken hikayeyi bir varmış bir yokmuş. Kolları olmayan bir Sümeyye varmış. Hayır, hayır benim kollarım çıkacak. Tekrar tekrar hayır, hayır benim kollarım çıkacak diye Sümeyye tepki verilmiş. Annesi dik dururmuş. Hayır, senin kolların çıkmayacak. Ama sen ayaklarınla her şeyi yapacaksın. Çarşıya gideceksin, pazara gideceksin, kendi işini kendin göreceksin. Daha küçük ya, anne işte anne. Anne var, anne var. Özgüvenini çok sağlam ne yapmış? Pompalamış Sümeyye Boyacı'ya. Ve insanlar sana hayran hayran bakacak. Vay be sen bunları nasıl başarabildin Sümeyye diyecekler sana ileride. İşte gerçek bir anne ve onun özverili evladı Sümeyye Boyacı. Kendisinin ifadesiyle bir çift çorap eskittim diyor. Niye? Çünkü her şeyini ayağıyla yapıyor. Az mı görüyor musunuz? Hiçbir şekilde yılmıyor ama neler çekiyor. Biraz sonra geleceğim ona. İlk önce bir Rusya'ya gidelim isterseniz. Rusya'da ilk resim sergisi açan Türk diye tarihimize giriyor. 5 yaşında Rus halk hikayelerinin kitap kapaklarını çizmeye başlıyor. 6 yaşında kendi sergisini açıyor Rusya'da. İşte Sümeyye Boyacı diyorum size. Devam ediyorum. Ve maalesef ilkokula girerken bazı engellilerin yaşadığı gibi maalesef çoğu engellilerin duyarsız insanlar her zaman var. Onların neticesinde yaşadığı sıkıntılarla başlıyor hayatı. Ama o yılmıyor. Okula kayda gidiyor. İlk önce kayda kabul etmiyorlar. Uzun uğraşlar neticesinde okul kaydını alıyor. Tabii kaydını aldıklarında öğretmenin herhalde durumdan haberi yoktu ki. Yani hiç farkında değil, hiç hazmedemiyor, hiç içine oturtamıyor Sümeyye'yi öğretmenim maalesef. Böyle öğretmenler günümüzde var. Ve gelin görün ki Sümeyye Boyacı her şeyiyle dik durmaya çalışıyor ama başta içine kapanıyor, sessizleşiyor. Aslında bu tür engelli insanlara öğretmen olarak ya vicdan kapasitesi en yüksek ya da gönüllü birini koymak lazım. Ama tam ters bir öğretmeni maalesef Sümeyye Boyacı'nın hayatına sokuyorlar. O ne yapıyor? Tepkiyi bazen sessiz, konuşmayarak veriyor. Ama öğretmenin bu durumuna daha da sinirleniyor. Hatta bir keresinde bu kadar aşağıya iniyor maalesef. Acı bir şey. Bir öğretmene yakışmayan bir şey. Madem bana sen tepki vermiyorsun, madem istediğin zaman konuşuyorsun, istediğin zaman konuşmuyorsun, o halde tuvaletin geldiğinde ben de annene haber vermeyeceğim. Kendin nasıl yapabiliyorsan yap diyor. Evet, yorum yapmıyorum. Her şey ortada. Bazı çileleri çekerek bir yerlere gelmiş Sümeyye Boyacı. Ama altında ezilmemiş. Asıl engellinin bu tür insanlar olduğunu kendi yaşayışıyla, asıl engelsizin de kendi yaşayışıyla tekrar tekrar söylüyorum. Bu halde ilerlediğini kendi hayatıyla bizzat gösteriyor Sümeyye Boyacı. Evet ve sonra ne yapıyor? Burada bu sıkıntıları yaşarken tabii bu kadarla da kalmıyor. Arkadaşlarından uzaklaştırıyorlar onu. Öğretmeni uzaklaştırma faaliyetleri şunlar bunlar. Ama Sümeyye Boyacı durmuyor ve ne yapıyor? Azimle ne yapabilir mi düşünüyor? Ve kendine acaba diyor ne yapabilirim? Bir ebru sanatı merakı başlıyor. Ve ne yapıyor? Ebru sanatı üzerine kurs almaya başlıyor. Ve gerçekten ayaklarıyla ebru çizmeye, ebru yapmaya, bütün o faaliyetleri gerçekleştirmeye başlıyor. Öyle bir başlıyor ki burada da 11 yaşında ilk sergisini açıyor. 31 tane orada eseri var. Bu değerli şahsiyetin. Yaşı küçük olabilir. Bizim için üstad,
Bizim için değerli Sümeyye boyacı. Ne yapıyor? 31 tane o eserinden 27 satılıyor. Duruyor mu? Rahat durmuyor. Buradan kazandığı parayla gidiyor kendisine bir tane dikiş makinesi alıyor. Ve bu dikiş makinesiyle kendi tasarladığı, çok dikkat edin, altını çizerek söylüyorum, kendi tasarladığı elbiselerini dikmeye, biçmeye, tasarlama, her türlü işini kendi yapmaya başlıyor. Ve burada da kalmıyor. Ne yapıyor? Bu şekilde mücadeleye devam ederken ama bir bakıyor LGS geliyor. Liselere giriş sınavı geliyor. Ne yapması lazım? Sınava çalışma. Birazcık Ebru'ya ne yapıyor? Ara veriyor. 466 puanla liseye giriyor ve orada hayatına devam ediyor. Ben bunları anlatırken şunu gözden kaçırmayalım. Ya Sümeyye boyacı deyince yüzme diyorduk hani. Yüzme nerede falan diye merak ediyor olabilirsiniz dinleyiciler olarak. Evet, 5 yaşında da yüzmeye başlıyor. Ama yüzmeye başlarken kendi ifadeyle tabii ki ben de birazcık korkmadım değil diyor başlarken. Ama hocalarının da özverili çalışmalarıyla, bakın çok dikkat edin, 12 saatte yüzmeyi öğreniyor. 12 saatte yüzmeyi öğreniyor. Ve Sümeyye boyacı rahat durmuyor. Çalışabildiği kadar çalışıyor. Çalışabildiği kadar çalışıyor. Ya bakın, kendisi dünya çapında yüzme yarışmalarına katılıyor. Altın madalyalar kazanıyor. İlk uluslararası yarışı Berlin'de oluyor. 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak ilk milli yarışına girmiş oluyor. Ve burada ilk milli sporcu damgasını alıyor iyi manada. Sümeyye boyacıya en unutamadığı diye sorulduğunda en küçük katıldığı yarışma aklına geliyor. Hangi yarış? Meksika Dünya Şampiyonası. Ne yapıyor burada? 0.23 saliseyle kürsüyü kaçırıyor. Şunu unutmamak lazım. Yanındaki rakipleri 45 yaşlarında şampiyonluk geçiren insanlar. Ne yapıyor? O bunun ümidini, azmini kırmıyor. Ümitsizliğe düşmüyor. Tam tersi, bu ona pozitif bir katkı yapıyor. Ne yapıyor? Kendini bu şekilde daha da böyle motive ediyor. Durmuyor, devam ediyor çalışmasına. Dediğim gibi yılmıyor ve ne yapıyor? Mesela havuzun açılma saati var değil mi? O saatten daha önce gidiyor. Buz gibi suda. Belki vücudu acıyor. O şekilde ama ne yapıyor? Azmediyor ve durmadan çalışıyor. Hiç vazgeçmiyor. Hayalleri de hiç bitmiyor Sümeyye boyacının. Değişik hayalleri var. Çok farklı hayalleri var. Diyor ki kendi kendine, ben diyor International Paralympic Komite'de sporcu psikoloğu olacağım diyor. Başka bir zamanda tutuyor diyor ki ben diyor engelliyim. Ben diyor sporcuyu da biliyorum. Kendim sporcuyum. Sanatçıyı da biliyorum. Öğrenciyi de biliyorum. İnşallah ileride çocuğum olacak. Anne psikolojisini de anlayacağım. Ben diyor psikolog olacağım. Hayalleri hiç bitmiyor. Kendini geliştirme noktasında ne yapabilmesi gerekiyor onları düşünüyor. Ve bu noktada durmadan azmediyor Sümeyye boyacı. Sümeyye boyacı kendi ayakları üzerinde. Ama gerçekten kendi ayakları üzerinde duran nadide şahsiyetlerden. Her şeyini kendi yapıyor. Pazarına şu an kendi çıkıyor. Eskiden annesinin masallarda, hikayelerde anlattığı gibi, onu doldurduğu gibi pozitif manada şu an çarşısını, pazarını kendi yapıyor. Kozmetik alışverişine kendi yapıyor. Onunla da durmuyor. Bakıyorsunuz en sevdiği şeylerden bir tanesi makyaj yapmak. Kendi makyajını özel programlarda, normal zamanlarda hepsini kendi yapmaya gayret ediyor. Evet, bugün sizlere Sümeyye boyacıdan bahsettik. Alın size azim, alın size gayret. Alın size ümitsizliğe kapılmama. Videomuzun sonuna gelirken noktalamak için size Sümeyye boyacının enfes bir sözünü söylüyorum. Farklılıklarımız bizi özel kılar. Kendini fark et, hayal et, farkını yarat. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.